Detaylar gelmeye devam ediyor. İtirafçının itirafını tekrar yeni gelenler için bir daha okuyacağım. Emrah Ergin, itirafçının arkadaşı şöyle diyor. İlk defa böyle bir şeyi, ilk defa böyle bir şeyi adamda duydum. Ama ne oldu? Kendi inşaatını yaptım. Ben 3 ay evvel yani e, Nevzat'ın inşaatını yapmış. Belediyeden ruhsat alamadığı için muhtar Narin amcası dedi devam edin ben hallederim. Yani siz ruhsat almadan inşaatınızı yapın ben belediyede tanıdıklarım var hallederim demiş. %90 bu elektrik içinde bir de inşaat için tehdit etmiş. Ee, yok demiş cinayeti kendisi işlemiş olabilir mi diye soruyorlar arkadaşına. Hayır diyor o sadece yardım yapmış onun için komşu köyden elektrik çekmişler. Muhtar senin elektriğini getireceğim ruhsatını çıkaracağım. Demiş. E, bu benim benim evime gel gelmiş yemeğimi yemiş suyumu içmiş şaşkınım. Duydum dün akşam onun resmini gördüm. Öbür dünyaya gittim geldim. E, i̇tirafçının diğer arkadaşı ise şöyle konuşmuş: Büyük ihtimalle elektrik vermediği için bu anlaşmayı muhtarla yaptı. Ona kimse elektrik vermiyordu. Alabilmek için de ruhsat alması lazımdı. Ruhsat olmazsa bu evin elektriğini suyunu yapamaz. Bu olayı kapatmak için 200 bin TL karşılığında ona teslim etmiş büyük ihtimalle deniliyor. Muhtar da başka yere gitmiş. Nevzat da narin kardeşimizi çuvala koyup dereye götürmüş. Yani bizim duyduklarımızı kendi O da duyduğunu söylemiş. Yani bayağı televizyondan duyduklarını anlatmışlar. Ve dolayısıyla da bu açıklamalar yani adamı da çok temizlemeyelim. Yani bu cani de işte yok. Marum da bundan dolayı da elektriği yokmuş, su yokmuş. Abi her ihtiyacı olan adam mı öldürecek ya? Her ihtiyacı olan abi adam mı öldürecek yani? Lanet olsun size ya. Adam öldürün gömün yok elektriğim yoktu suyum yoktu muhtar bana yardım etti ya defolun gidin ya gerçekten defolun gidin ya. Vallahi defolun gidin dayı. Ee, ne diyeyim abi? Vallahi ne diyeyim? Söyleyecek söz de kalmıyor ki söz tükeniyor işte.